Diş implantları, diş eksikliklerinin tedavisinde karşımıza çıkan şu anda en güzel tedavi alternatifi. Ancak pahalı bir tedavi alternatifi. Diş implantlarının pahalı olması özellikle diş implantlarının satın alınma maliyetinden kaynaklanmakta. Ayrıca çok yönlü bir tedavi olmasından kaynaklanmakta. Bu ne demek? Diş implantları alınmakta, diş implantları bir cerrah tarafından, adli cerrah tarafından hastaya uygulanmakta ve daha sonrasında belli bir süreden sonra onun üzerine bir protetik yapı, protezinin yapılması gerekmekte. Bunları topladığımız anda farklı farklı maliyetler ve bu maliyetler üst üste bindiğinde gerçekten karşımıza ciddi bütçeler çıkabilmekte. Özellikle çok diş eksikliği olan hastalarda. Bir diğer konuda piyasaya baktığımızda çok farklı implant fiyatlarının, çok farklı implant markalarının karşımıza çıkması. Türkiye'de benim en son bildiğim kadarıyla 700'e yakın firma kendi imalatları olsun gerek yurt dışından imalatları olsun implantları getirmekte. Burada benim inandığım konu birincisi implantın seçiminin hekim tarafından kararlaştırılması. Çünkü hekim en rahat, en tecrübeli olduğu firmayla çalışacaktır. İkincisi bize garanti veren bir firmayla çalışmak. Bu garantiden bazı firmalar ömür boyu implantın düşmesi ya da daha sonrasında implantın tekrar yenilenmesiyle ilgili bize garanti vermekte. Üçüncüsü ise araştırma geliştirmeye çok maliyet veren dünya çapındaki bazı büyük firmalarla bu işin organize edilmesi. Çünkü o firmalar gerçekten 40-50 yıl belki daha uzun geçmişe sahip ve ileride implantlar ömür boyu kullanmak için yapılmış tedaviler olduğu için ileride bir şekilde bir parça eksiği olduğu zaman ya da herhangi bir kaliteyle ilgili problem olduğu zaman karşımızda bir muhatap bulabilmemizi sağlaması. Bu da tamamen araştırma ve geliştirmeyle oluyor. Yoksa baktığınızda küçücük bir vida formunda titanyum bir yapı ki bu titanyum çok pahalı bir metal değildir. Bunun yapım aşamaları belki çok pahalı değildir. Ancak o dizaynın elde edilmesi, onu hasta ağzına uygun halde sunulmasının sağlanması için gerekli çalışmalar bizim karşımıza maliyetler sunmakta. Bu noktada hastanın bence düşünmesi gereken şey şu. Hasta kendine implant tedavisini tercih ederek bir yatırım yapıyor. Yatırım nedir? Ev alırız, araba alırız, üzerimize kıyafet alırız. Ancak implant tedavisi kendimize yapabileceğimiz, benliğimize yapabileceğimiz ender yatırımlardan biri. Bunu bu şekilde hastalar değerlendirirse ve bir proje olarak bunu görürlerse çok çok daha mutlu olacaklardır ve bu mali boyutla daha az etkileyecektir diye düşünüyorum.